Diyelim ki bu tepkimenin standart hücre potansiyelini bulmamız istendi. Bunu yapmanın bir yolu standart indirgenme potansiyellerini kullanmak. Mesela gelin bu yarı tepkimeye bakalım. Gördüğünüz gibi bu gümüş iyonuna bir elektron eklediğimiz zaman katı halde gümüş elde ediyoruz. Elektron kazanımı indirgenme olduğuna göre bu bir indirgenme yarı tepkimesi. Şimdi bir de sağdaki tepkimeye bakalım. Burada da gümüş iyonlarını indirgediğimizi söyleyebiliriz. Bir diğer deyişle, gümüş iyonu katı haldeki gümüşe indirgeniyor. Demek ki gördüğünüz bu yarı tepkimeye yazıldığı şekilde ihtiyacımız var. Bu bizim indirgenme yarı tepkimemiz. Bu tepkimeye göre, Ag artı artı bir elektron katı halde gümüş veriyor. Bu yarı tepkimenin standart indirgenme potansiyeli pozitif 0.8 volt, yani 0.8 volt. Peki burada başka neler oluyor? katı çinko. Çinko artı 2 iyonlarına dönüşüyor. İyi de bu nasıl gerçekleşiyor olabilir? Katı haldeki çinkonun iki tane elektron kaybetmesi gerekir değil mi? Elektron kaybı yükseltgenme demekti. Ama buradaki yarı tepkimeye bakarsak indirgenme yarı tepkimesi olarak yazıldığını söyleyebiliriz. Çünkü çinko artı 2, 2 elektron kazanarak indirgeniyor ve katı haldeki çinkoya dönüşüyor. Ama bizim bunu yükseltgenme yarı tepkimesi olarak yazmamız gerekiyor. Yani bize indirgenme tepkimesi olarak verilmiş olan şeyi biz yükseltgenme yarı tepkimesine çevirmeliyiz. Bunun için tek yapmamız gereken de tepkimeyi tersine çevirmek. Yani katı haldeki çinkodan başlamamız gerekiyor. Buraya katı haldeki çinkoyu koyalım. Çinkonun çinko artı 2 iyonla dönüşmesi için 2 elektron kaybetmesi gerekiyor. Elektron kaybı da yükseltgenme demek. Bundan sonra yapmamız gereken standart yükseltgen M potansiyelini bulmak. Bunun için de biraz önce baktığımız bu tabloyu kullanabiliriz. Bu yarı tepkimenin standart indirgenme potansiyeli eksi 0,76 volt. Ama bu tepkimenin tersini yazmış olduğumuza göre burada eksi işaretini de artıya çevirmemiz gerekiyor. Demek ki indirgenme potansiyeli eksi 0,76 ise Yükseltgenme potansiyeli artı 0,76 olmalı. Öyleyse bu yarı tepkime için standart yükseltgen M potansiyeli artı 0,76 volt diyebiliriz. Bundan sonra mol sayılarına bakmamız gerekiyor. Tepkimeye göre 2 mol gümüş iyonu 2 mol gümüşe indirgeniyor. Burada 1 mol gümüş iyonunun 1 mol gümüşe indirgendiğini görebilirsiniz. Demek ki buradaki her şeyi 2 ile çarpmamız gerekiyor. Böylece 2 mol gümüş iyonu 2 mol elektronla 2 mol gümüşe indirgenmiş oluyor. Burada her şeyi 2 ile çarptığımıza göre neden indirgenme potansiyelinde çarpmıyoruz diye düşünmüş olabilirsiniz. Bunu yapmamamızın nedenini bir önceki videoda konuşmuştuk. Potansiyel bildiğiniz gibi intensif bir özellik. Yani madde miktarına bağlı değil. Dolayısıyla 1 ya da 2 mol gümüş oluşturmuş olmanızın hiçbir önemi yok. Potansiyel aynı kalıyor. Yani buradaki potansiyeli 0,8 olarak bırakmamız gerekiyor. Elektron sayılarımız aynı olduğuna göre artık bu iki yarı tepkimeyi birbirine ekleyebiliriz. Böylece toplam tepkimeyi de elde etmiş oluruz. İndirgenme yarı tepkimesi ile yükseltgenme yarı tepkimesini birbirine eklediğimizde toplam tepkimeyi elde ettiğimizi siz de hatırlıyor olmalısınız. Burada çinkonun kaybettiği iki elektron Gümüş iyonlarının kazandığı iki elektronla aynı. Yani ikisi birbirini götürüyor. Solda kalanlar 2Ag artı artı katı çinko. Onları buraya yazalım. 2Ag artı artı katı çinko. Tabii bir de ürünler var. Sağ tarafta 2Ag artı çinko 2 artı iyonu görünüyor. 2Ag artı çinko artı 2. Bakın bu bizim toplam tepkimemiz. Bulduğumuz bu toplam tepkimeyi kutu içine alırsam soruda bize verilenle aynı olduğunu da görebilirsiniz. Farkında olmadan toplam tepkimeyi bulmuş olduk ama soruda bizden istenen standart hücre potansiyelini bulmamızdı. Peki onu nasıl yapmamız gerekiyor? Daha önceki bir videoda standart hücre potansiyelini nasıl bulacağımızdan bahsetmiştik. Standart hücre potansiyelini E hücre olarak yazıyoruz. Aslında bunun için toplam tepkimeyi nasıl bulduğumuzu da düşünebilirsiniz. İndirgenme yarı tepkimesi ile yükseltgenme yarı tepkimesini birbirine ekleyerek toplam tepkimeyi elde etmiştik. Burada da fikir aynı. Standart hücre potansiyelini bulmak için de standart indirgenme potansiyeli ile standart yükseltgenme potansiyelini birbirine eklememiz gerekiyor. Bu ikisini birbirine eklersek hücrenin standart potansiyelini bulmuş oluyoruz. O zaman bunu yapalım. Standart hücre potansiyeli eşittir. Pozitif 0,8 volt artı pozitif 0,76 volt. Evet pozitif 0,76 volt. Bu da pozitif 1,56 volta eşit olur. Demek ki standart hücre potansiyeli 1,56 volta eşit. Hatırlayalım. Pozitif bir potansiyel değeri kendiliğinden gerçekleşen bir tepkime demekti. Evet, bu videoda da standart hücre potansiyelini bulmak için indirgenme potansiyellerini nasıl kullanmamız gerektiğini öğrenmiş olduk.